Savaş Gençlerle Camide. Evet sevgili gençler, yolculuk nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor hocam maşallah. Biliyorsunuz hani duamızı yapıyoruz yolculuk yaparken, şey yolculuğun güçlüklerinden, zorluklarından, kötü durumlarla karşılaşmaktan Allah'a sığınırım. Bu Peygamber Efendimiz'in duasıdır esasında. Bizler de duamızı yaptık, yola revan olduk. Niye? Davete icabet için. Evet sevgili gençler, Amasya'yı geziyoruz. Gerçekten buram buram Anadolu diyoruz ya, her taraf tarihi eserlerle dolu. Tarihi evler, tarihi camiler. Belki de Amasya'yı diğer illerden ayıran en temel özellik şu olsa gerek, tam da Yeşilırmak'ın üzerindeyiz. Bakın, Yeşilırmak Amasya'yı ikiye bölmüş. Doğru mu? Dolayısıyla dünyada nadir şehirlerden bir tanesidir. Amasya denince tabii şehzadeler şehri de akla geliyor. Birçok şehzadenin burada eğitimini aldığını, padişahların burada yaşadığını, doğduğunu biliyoruz. Evet hocam, 7 tane şehzade burada yetişip padişah olarak Osmanlı'da padişahlık yapıyorlar. Hocam Yavuz Sultan Selim mesela, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt, 2. Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat da 3. Murat burada şehzadelik yapıyor ve padişahlık yapıyor Osmanlı'da. Sadece Osmanlı değil hocam, eski zamanlarda da Hititler mesela burada bir düzenleri varmış hocam. Zaten mezarlıklarda. Evet, burada Rum Pontus'tan kalma kral mezarları da var evet, diye biliyorum. Evet hocam. Evet, gerçekten her taraf tarih gerçekten ya. Evet hocam. Evet sevgili gençler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Raddüsselam, verilen selama mukabelede bulunmak, ve iadetül meriyat, hasta ziyareti, ve ittiba'ul cenayiz, cenazesi olduğu zaman cenazesine iştirak etmek, ve icabetü davet, davete icabet etmek, ve teşmiyetül atıs, ve aksırdığında, hapşırdığında hapşıran kişi elhamdülillah dediğinde sen de yerhamükallah demendir diyor. Şimdi bu 5 tane haktan bir tanesi neydi? Ve icabeti davet. Biz ne yapıyoruz? Evet, davete icabet ediyoruz. İnşallah. Bayezid Paşa Camii'ne gidiyoruz. İnşallah. Davete icabet ediyoruz. Evet sevgili gençler, bugün nasip olursa Bayezid Paşa Camii'ne gidiyoruz. Beytullah Savaş Hocam bizi karşılayacak inşallah. Bakalım bizleri neler bekliyor. Esselamu Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Fatih Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar gördük. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Vallahi bizler de değil mi sevgili gençler? Hocamızı gördük, mutlu olduk. Güler yüzünüz, tebessümünüz. Allah razı olsun. Allah bizleri razı gerçekten ihya ediyor. Bayezid Paşa Camii. Bayezid Paşa Camii İnşallah hocam. İnşallah hocam, heyecanlıyız. Bakalım evet, bizleri neler bekliyor. Hocam namaz vakti geldi, girdi. İsterseniz beraber namazımızı kılalım. Ondan sonra da camimizi ziyaret edelim, gezelim. Eyvallah hocam, tabii ki. Buyurun hocam. Eyvallah hocam. Oh.
Allahu ekber. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Muhterem hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Namazımızı eda ettik. Cümlemizdir hocam. Hocam, Bayezid Paşa Camii gerçekten çok şirin, çok hoşumuza gitti gençlerle beraber. Evet. Çok haz aldık. Yani bu camiyle alakalı bir kısa bir bilgilendirme yaparsanız memnun oluruz. Evet hocam. Amasya Bayezid Paşa Camii 1414 yılında Amasya Valisi Bayezid Paşa tarafından yapılan bir cami değerli hocam. Ters T şeklinde yapılan, planlanmış bir cami. Özellikle caminin girişindeki o süslemeler ve kapıdaki o yazılar camiye daha da değer katıyor. Camimizin kapısı orijinal, hem de ayet ve hadislerin yazılı olması hasebiyle de daha değer katıyor. Hocam, camimizin girişinde
Bursa Ulu Cami'ye gitmişsinizdir, gezmişsinizdir. Şu girişte şadırvan varmış. Daha sonra o şadırvanı kaldırmışlar. Şu girişlerde sağ taraflarda havalandırmalarımız var. Oraları biz şu anda kapattık. Tarihi bir camimiz, güzel, şirin camimiz. Bir de hocam avlu da bayağı geniş. Evet. Peyzajı da güzel, yeşilliği. Evet. Kaç dönüm hocam burası? Hocam toplam 13 dönüm. Çok iyi ya. Evet, toplam gerçekten. Bahçemizle beraber ağaçlandırma yaptık, yeşillendirme yaptık bahçemizde. Toplam camimizle beraber 13 dönüm. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam isterseniz bir beraber bir çay içelim, sohbet edelim. Vallahi çok memnun oluruz hocam. Buyurun hocam. Eyvallah. Evet sevgili gençler, Bayezid Paşa Camii'nde vakit namazımızı eda ettik. Sağ olsun Beytullah Savaş Hocamızın imametinde biz de cemaat olduk. Hep beraberce huşu içerisinde namazlarımızı eda ettik. Allah ayaklarımızı camilerden kesmesin. Amin. Diye dua ile başlamak istiyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz muhterem Beytullah Savaş Hocam aynı zamanda soyadı da Savaş. Evet, Fatih Savaş, Beytullah evet. Savaş. Bir tevafuk evet. Tabii. Kendisi Amasyalı, ben Erzurumluyum. Evet. Dolayısıyla Beytullah Savaş Hocam namaz akabinde bir aşırı şerif okudu. Çok güzel. Allah razı olsun, sesine zeval vermesin. Amin cümlemiz için. Neticesinde dikkat ettiyseniz çok güzel ellerimizi açtık. Hem dua ettik hem de tövbe istiğfarda bulundu hocamız. Tövbe çok önemli bir ibadettir. Yani hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde olsun, hem Peygamber Efendimizin hadislerinde olsun, tövbenin çok önemi var. Mesela Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, "Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun." Her evet. insan hata eder. Evet. Hata işleyenlerin en hayırları tevbe edenlerdir. Evet. Demek ki günahkarların da hayırları varmış. Değil mi? Çünkü ben günahsız bir insanım diyen en büyük günahkardır. Bu tabiata aykırı, fıtrata aykırıdır. O yüzden bize düşen nedir? Günahları, kusurları minimize etmek. Ben günahsız diyen en büyük günahkar. Bu olmaz. Bu da tövbeyle olur. Yönelmek, istiğfarda bulunmak. Allah razı olsun hocam da güzel bir tövbe istiğfarda bulundu. Hep beraberce böyle bir arındık. Yani gerçekten Amasya'nın böyle güzide bir camiinde güler yüzlü hocamızın riyasetinde çok keyif aldık. Allah razı olsun. Allah hocam. Razı olsun. Cümlemizden hocam Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Gençler, arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bize geldiğiniz için, istişare buyurduğunuz için. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve tübü ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minune leallekum tüflühun buyuruyor. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe ediniz, kurtuluşa eresiniz buyuruyor. Demek ki kurtuluşa ermenin yolu, değerli gençler, değerli kardeşlerim, kurtuluşa ermenin yolu Allah'a tövbe etmekten geçiyor. Bizlere nice rızıklar veren, nimetler veren, sayamadığımız kadar nimetler veren Rabbimize şükretmemiz, tövbe etmemiz gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde ey müminler Allah'a tövbe ediniz buyuruyor. Ey müminler Allah'a tövbe ediniz. Zira ben günde yüce Rabbime, yüce yaratanıma 100 defa tövbe ediyorum buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi hocam? Evet. Bir peygamber olmasına rağmen. Bir peygamber. Yani gelmiş geçmiş bütün günahları affolunduğu halde hala yüce Rabbimize, yüce yaratanımıza ne yapıyor? Tövbe istiğfarda bulunuyor. Hocam yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice annemizin bir kıssası aklıma geldi. Tabii buyurun hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalkıyor. Ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Secdeye kapanıyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Hazreti Ayşe validemiz dikkatini çekiyor. Diyor ki ya Resulallah, yüce Rabbin, seni yaratan Rabbin bütün günahlarını affettiği halde, gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettiği halde neden böyle yapıyorsun dediğinde Allah'a kul olmayayım mı diyor. Yani biraz önce de hadis-i şerifte söyledik ya, Peygamber Efendimiz günde 100 defa 100 defa
Allah'a tövbe istiğfarda bulunuyor, tövbe de bulunuyor. Ya. Demek ki bizler de Yüce Rabbimize, Yaratanımıza, Mevlamıza yüzlerce, binlerce tövbe ve istiğfarda evet. bulunmalıyız. Şükretmeliyiz. Çünkü yani şöyle düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman ne kadar güzel nimetler vermiş değil mi hocam? Kesinlikle. Yani şu lazım. Nefesimizi alıp vermemiz bile bir şükür ver. Şükürdür, şükür vesilesidir. Şimdi hocam bir şey sormak istiyorum. Biz de hani tabii Peygamber Efendimiz gibi olmaya çalışıyoruz. Evet. Fakat biz insan oluyoruz. Hani hataya meyilliyiz hocam. Evet. Dolayısıyla hocam yapmış olduğumuz günahlardan biz tevbe ettikten sonra aynı günahı tekrar işlersek ne olur hocam? Yani o hataya devam edersek yani tevbe ettikten sonra. Bunu merak ediyorum hocam. Tövbeyi bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biz Allah'a kul olarak yaratıldık. Evet. Bizim görevimiz Allah'a kul olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki eğer siz günah işlememiş olsaydınız evet. Allah sizi yok ederdi, başka bir kavim yaratırdı ve onlar günah işlerdi. Allah da onların tövbelerini kabul ederdi buyuruyor. Demek ki biz hata işleyebiliriz, günah işleyebiliriz. Önemli olan bu günahtan sonra, bu hatadan sonra Rabbimize elimizi açıp yalvarmamız, tövbe etmemiz sonuçta gerekiyor. Sonuçta imtihan dünyasındayız. Tabii imtihan yani. Dünyasındayız, evet. Yüce evet. Rabbimize, yüce yaratanımıza karşı tövbe etmeliyiz. Tövbe istiğfarda bulunmalıyız. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhibbul affa fa'fu anna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua edermiş, tövbe yani, edermiş. Türkçesi de verelim. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Evet. Çok güzel bir duadır hocamın buyurduğu. Evet. Alihan buyur. Hocam Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi nasıl bir tövbe etmiş olabilir ki sonradan Hazreti Vahşi olmuş olabilir? Yani evet çok güzel bir soru. Şimdi Furkan suresi 68. ayeti celile var. Vahşi tabi Peygamber Efendimizin amcasını katletmiş Uhud Savaşı'nda. Bu ayeti okuyor. Ayette Estaizu billah vellezine la yed'un ma'allahi ilahan akhar ve la yaqtulunan nefse allati harramallahu illa bil hakki ve la yaznun ve men yef'al zalika yelqa isama. Onlar Allah ile başka ilaha tapmayanlar, zina işlemeyenler, haksız yere adam öldürmeyenlerdir diyor ayette. Evet. Şimdi bakıyor Vahşi ben bu üç günahı işledim diyor ve ümitsiz. Ben Müslüman olamam diyor. Sonra Peygamber Efendimiz 71. ayeti celileyi gönderiyor Vahşi'ye. Es-sa'du billah ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Kim tövbe edip salih amel işlerse Allah'a tövbesi kabul olarak döner diyor. Bu sefer Vahşi düşünüyor. Tamam ben tövbe edeyim ama salih amel yapabilir miyim bilmiyorum diyor. Yine ümitsiz. Bu sefer Nisa 48. ayeti celileyi Peygamber Efendimiz gönderiyor. Es-sa'du billah innallaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ila ahiril ayet. Allahu Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimselere dilediği günahları affeder. Şimdi ayet bu ya. Bunu okuyor. Allah beni dilemez ki diyor. Yine ümitsiz. Ben peygamber amcası katilim diyor. Sonra Peygamber Efendimiz Kabe'nin de kapısında yazılı olan Zümer suresi 53. ayeti celileyi bu sefer gönderiyor. Es-sa'du billah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, Cenab-ı Hak söylüyor. Ey günahkar kullarım, ey aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Evet. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet. Vahşi artık tamam diyor. Ben Müslüman olacağım. Ve Müslüman olunca Peygamber Efendimiz ona diyor ki değil mi hocam? Yani evet. Müslümanlığın hayırlı olsun ama. Ya seni görünce amcam aklıma geliyor. Benim çok göz önümde bulunma. Çarşıda, pazarda, mescitte hep arka planımda ol. Seni görünce amcam aklıma geliyor diyor. Yani böyle bir ifadede bulunuyor. Ama sonuçta Vahşi, Hazreti Vahşi oluyor. Peygamber amcası katili değiliz. Hiçbirimiz değil mi sonuç itibariyle? Evet. Ama günahkar olabiliriz. Ama tövbeyle, istiğfarla Allah'a yönelip inşallah arınmış olacağız. Biz böyle iman ediyoruz. Buyurun. Yani hocam şey diyebilir miyiz? Günahımız ne olursa olsun Allah'tan af diledik mi günahımız affolur diyebilir Tabii, miyiz hocam? Şimdi arkadaşlar ilk insan kimdi? Hazreti Adem değil mi? Hazreti Adem ilk yaratılan peygamber. Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz ilk hata işleyen
ve sonra da tövbe eden kişi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ buyuruyor. Ey Adem, işte şu ağaca yaklaşmayın buyuruyor. Tabi onlar bir müddet sonra, cennette bir müddet sonra ne yapıyorlar? Şeytana uyuyorlar. Şeytan onları kandırıyor. Günah işliyorlar. Ve peşinden de tövbe ediyorlar. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi sen bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz ziyana uğrayanlardan oluruz diye ne yapıyor? Tövbe ediyor, tövbe istiğfarda bulunuyor. Demek ki biz insanız, kuluz. Rabbim bizi kul olarak yarattı. Günaha meyilli olarak yarattı. Hata işleyebiliriz. Önemli olan o hatadan sonra hemen Rabbimize tövbe etmektir, pişman olmaktır. Hocam o zaman şey de diyebiliriz değil mi? Günah işlesek işlesek de tövbe etmeliyiz. Yani Hazreti Mevlana'nın da çok güzel bir sözü var hocam. Günah işleyince hemen tövbe ediniz. Evet. Suya düşmek insanı boğmaz, suda durmak insanı boğar diye. Evet. Günahın içinde kalırsak cehenneme gideriz evet. Değil mi yani? Tövbe edersek bağışlanırız. Devamlı tövbe dilimizde olmalı. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 defa Rabbi için gelmiş geçmiş bütün günahları affolunduğu halde tövbe ediyorsa bizler de Rabbimize, Yaratanımıza karşı tövbe etmeliyiz. Evet. Hocam öncelikle biz Rabbimizin kuluyuz hocam. Rabbim bütün günahlarımızı affetsin hocam. Ben şunu merak ediyorum hocam. Yani biz yapmış olduğumuz bir kusurda veya bir hatada hocam tövbe etsek hani Rabbimizi mutlu edebilir miyiz hocam yani? Yani şöyle ifade edeyim bu soruna. Peygamber Efendimizin ifadesiyle diyor ki bir insan diyor çöl ikliminde devesiyle beraber bir yolculuk yapıyor. Bir yerde mola veriyor. Mola esnasında uyuyor. Uyandığında bakıyor ki devesi yok. Üzerinde erzak, su, her şeyi var. Hiçbirisi yok. Gitmiş deve. Sonra artık bitap düşüyor. Ölümü bekliyor kendince. Sonra orada uyuyakalıyor. Uyanıyor. Uyandığında bir bakıyor ki devesi yanında. Erzak, su, hepsi yanında. Öyle bir seviniyor ki sürçülisan ediyor. Diyor ki ben senin Rabbinim. Sen de benim kulumsun diyor Cenab-ı Hakk'a. Evet. Tam tersini diyecekken. Peygamber Efendimiz diyor ki eğer diyor bir kul Allah'a tövbe ederse Allah-u Teala Hazretleri o kulun sevincinden daha çok sevinir. Evet. O zaman değil mi hocam? Tövbe etmek Allah'ı sevindirmektir. Tabii hocam. Evet. Çok doğru. Tövbe etmek yüce Rabbimizi, yüce Yaratanımızı sevindiriyor. Hocam peki tövbe var diye sürekli günah işlemek doğru mu hocam? Yani tövbe kapıları açık diye sürekli günah işlemek doğru mudur? Bin kere tövbeni bozsan yine gel diyor ya. Evet. Ama tabii burada şunu da anla. Tabii yani çok güzel bir soru. Evet. Yani nasıl olsa tövbe ederim. Günahım Allah affeder. Ama tabii ki günahlarda şey yapmak lazım. Yani söz ne demek? Nasıl tövbe tövbeyle, ne demek? Bravo. Nasıl tövbeyle tövbe edilir? Nasıl tövbeyi hocam açsın evet. Daha iyi anlayacağız. Evet. Değerli arkadaşlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, tövbu اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوهَا Allah'a içtenlikle, samimi bir şekilde dua ediniz buyuruyor. Demek ki yapmış olduğumuz dualarda samimi olmamız gerekiyor. Tamam, günah işleyebiliriz, hata yapabiliriz ama işlemiş olduğumuz günahları bir daha işlememek için karınca misali gayret etmemiz gerekiyor, tövbe etmemiz gerekiyor. Evet. Yani tövbe yönelmek demek, istiğfar etmek demek. Nasuh evet. Tövbe de Allah'a samimi bir şekilde söz vermek. Bir evet. Daha yapmamak üzere. Evet. Tabii bir daha yapmamak üzere söz veriyoruz ama zayıfız. Belki yine o günaha düşmüş olabiliriz. Evet. Ama bu noktada bir mücadele, bir irade sahibi olmak lazım. Mücadele etmek lazım. Bunu da göz evet. Ardı etmemek lazım. Evet. Tövbe gerçekten çok önemli. Allah tövbelerimizi, yani tövbe edip tövbeleri kabul olunan zümreye Allah bizleri bu vesileyle ilhak eylesin. Amin. Amin. İnşallah. Amin. Şimdi hocam biz Amasya'ya geldik. Evet. Camiye geldik. Bizi gayet güzel ağırladınız. Çay ikramında bulundunuz. Davet ettiniz. Biz de davete icabet ettik. Güler yüz, tebessüm, her şeyle doyduk. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizin, Allah cümlemizden razı olsun. Çok çok memnun olduk hocam. Ben de sizlerden memnun oldum hocam. İyi ki geldiniz. Genç arkadaşlar iyi ki geldiniz.
Allah inşallah yolunuzu açık eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Evet sayın seyircilerimiz, Bayezid Paşa Camii'nde muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse, ömrümüz olursa haftaya inşallah yine o güzel hanelerinize, sıcak yuvalarınıza misafir olmayı hedefliyoruz. Haftaya görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.